Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saçlar üzerine konuşacağız. Saçların çok uzamış, çok sağlıklı görünüyor, neler yapıyorsun diye çok soru geldi bana. Ben de buna istinaden bunun üzerine bir video çıkarmak istedim. Saçlarıma neler kullanıyorum, hangi bakımları yapıyorum, yazın bu sıcak havalarda ısı kullanırken nasıl koruyorum, nasıl bu kadar sağlıklı bir şekilde uzattım, bunlardan bahsedeceğim sizlere. Yazın hava çok sıcak olduğu için ısı kullanmaktan birazcık kaçınıyorum ama tabii ki kullandığım zamanlar da oluyor. Nasıl bu şartlardan kurtarıyorum, onların hepsini teker teker anlatacağım. Bugün saç bakım için size göstereceğim çok çeşit var. Hem düz saçlar için hem dalgalı ve bukleli saçlar için önerebileceğim birçok ürün var. O yüzden bu videoda gerçekten kesin olarak herkese hitap edebileceğimi düşünüyorum. Bence hazırsak artık başlayalım diyorum. Önce saç bakımıma geçmek istiyorum. Öncelikle ben saçıma genel olarak neler kullandığımdan bahsetmek istiyorum. Ama ekstra da kullandığım ürünler var. Şimdi onlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. İlk olarak kullandığım şampuanı göstermek istiyorum. Gratis'ten almış olduğum şöyle 355 mililitre. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 50 TL civarı ama indirimde 25-30 liraya geliyor. Arkadaşım da böyle görmüştük. Alalım, yarı yarıya deneyelim istedik. Markası Hesk ya da Hask. Bilmiyorum tam okunuşunu. Keratin saç bakım şampuanı. Keratin lafı gelince hem düzleştirme hem bakım olunca biz de bunu denemek istedik. Yaklaşık 2,5-3 aydır deniyorum ben bunu. Aşırı memnunum. Çok köpürtmüyor ama tabii ki çok ürün alırsanız köpürtüyor. Saçlarınızı düz yapmak istiyorsanız ve bakım sağlamak istiyorsanız bu ürün gerçekten çok etkili oluyor. Ben bayağıdır bunu kullanıyorum. Tabii ki bunu kullanıyorum ama saçlarımı örüyorum da vesaire. Hani o düzlük etkisini tabii ki kaybediyor. Ama yine tabii ki saçlarım sadece düz olsun derseniz bu ürünü kullanabilirsiniz. Ve bunun yanına ben alternatif olarak bir sürü ürün kullanıyorum. Yine aynı markanın keratin yağı var. Böyle saçlarınız nemliyken bunu uçlarına doğru, diplerine doğru kullanıyorum ben açıkçası. Çok memnunum. Zaten bitti. Bunun yedekleri evde duruyor. Aynı şekilde onları kullanmaya devam edeceğim. Muazzam bir kokusu var ve kalıcılığı çok iyi. Yani koku olarak kalıcılığı çok iyi. Gerçekten etrafa böyle koku yayılıyor diyebilirim. Bu ikisini kullandığınızda da çok güzel bir ürün. Fakat bir de bunun keratin saç bakım kremi var. Bir böyle olanı var. Bir de bu boyda da bir bakım kremi var diyebiliyorum. Ama ben bunu denemiştim. Bunun da fiyatı 10 TL civarı. Ve bunun da fiyatı 10 TL civarına düşüyor indirimdeyken. Ben şu üçlüyü kullandığımda aşırı düz bir saçım oluyor. Ne föne ihtiyacım oluyor, ne düzleştiriciye ihtiyacım oluyor. Hiçbir şeye ihtiyacım olmuyor. Saçlarımı sadece hafif kuruttuğumda bile saçlarıma düz etkisi yaratıyor. Ve ben çok beğeniyorum. Hem birazcık daha ısıdan kaçıyorum aslında. Hem de daha pratik oluyor. Saçlarımı ekstra düzleştirip uçlarını biraz daha kırmıyorum. O yüzden benim için çok kurtarıcı üçlü bir parça oluyor bu. Dilerseniz bu markanın bir de argan yağlısı var. O da saçlarınızı çok güzel besliyor. Ben bazen biraz abartıya kaçıp hem bunu hem de argan yağlı olanını da kullanıyorum. İkisini aynı anda yapıyorum. Hem saçlarım yumuşacık oluyor hem düz oluyor. Argan yağı zaten saçlar için çok iyi bir alternatif. Kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bu ürünleri alabilirsiniz. Ben bazen bana yazanları öneriyorum ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu beni ayrıca mutlu ediyor. Eğer bu ürünleri denerseniz düzleştirme etkili olarak ya da bakım olarak da deneyebilirsiniz. Her şey için kullanabilirsiniz. Yorumlarınızı ayrıca bekliyorum. Çok merak ediyorum. Çünkü siz neler elde ettiniz ya da sizi tatmin etti mi bu ürünler, onları çok merak ediyorum. Bu ürünleri çok seviyorum ve genel olarak bunları kullanıyorum hayatımda. Genelde duştan çıktıktan sonra saçlarıma bu sıvıyı ya da Morphos'un hem süt özlü hem de o mavi sulu olanı var ya, o saç spreyini çok kullanıyorum. Onları da zaten daha önceki videolarımda önermiştim. Onları da göz atabilirsiniz. Onlar da gerçekten çok iyi ürünler. Şu an elimde olmadığı için gösteremiyorum sizlere. Ama bu Urban Care'in Intense Keratin Sıvı Saç Bakım Kremini gerçekten sizlere öneririm. Kokusu böyle biraz daha şekerli gibi. Bu da gerçekten kalıcı bir koku. Zaten Urban Care'in tüm saç ürünleri aslında çok güzel. Bu videoda da zaten onun reklamı gibi olacak ama o ürünlere çok sık yer vereceğim. Aşırı yıpranmış cansız saçlar, yoğun hasar onarımı, ipeksi parlaklık, pürüzsüzleştirici etki diyor. Gerçekten duştan hemen çıktıktan sonra bunu saçlarıma sıkıyorum. Biraz daha havluyla nemini almasını bekliyorum. Ondan sonra tarama işlemi çok rahat oluyor. Çünkü sanki bana şöyle geliyor. Saçınıza ekstra bir şey sıkmadığınız sürece saçınızı tararken çok yıpranıyor ve çok dökülme oluyor. O yüzden ben duştan çıktıktan sonra mutlaka ya bunu kullanıyorum ya da Morphos'un o diğer iki tane ürününü kullanıyorum. Bunları gerçekten çok öneririm. Fiyatını bilmiyorum ama çok rahatlıkla her yerden bulabilirsiniz bunun fiyatını. Bu arada tek duştan sonra değil, mesela dışarı çıkarken de hemen sıkıp
bunu çıkabiliyorum. Yani ekstra kokusu hoş olsun diye. Eğer yıpranmış saçlarınız varsa, onarma etkili ürünler arıyorsanız bunu gerçekten gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben severek kullanıyorum. 3 tane Urban Care ürünüm daha var. Onlardan yavaş yavaş bahsedeceğim. Yine elimdeki Urban Care'in ürünü. Onarıcı bakım yıpranmış saçlar için. Ben genellikle hani saçlarım yıpranmaması için, bir de hafif böyle yıpranmaya başladığını anladığım an böyle bu ürünleri daha çok kullanıyorum. Bu zaten köpük formunda bir ürün. Göstereyim. Şöyle. Bu arada bu markanın tüm ürünleri çok çok güzel kokuyor. Koku olarak çok çok tavsiye ederim. Ama işlev olarak da gerçekten çok güzel. Yine bunu duştan sonra da yapabilirsiniz bu arada. Duştan sonra ben mesela bunu saçıma düz bir şekilde sürüyorum. Ya da kıvırcık yapmak istersem, ama çok kıvırcığı tercih etmiyorum. Çünkü kıvırcık saçlar için daha farklı ürünler önereceğim. Bunu duştan sonra saçlarım için bir avuç köpük olarak böyle hemen yedirip kurutuyorum. Veya kendi kendine kuruma haline de bırakabilirsiniz. Tercih size kalmış. Çok güzel nemlendiriyor ve bence çok güzel bir yumuşaklık sağlıyor. Benim çok hoşuma giden bir ürün. Böyle küçük de olduğu için böyle seyahat boy gibi düşünebilirsiniz. Hemen böyle bir tatile gittiğinizde bunu yanınıza alabilirsiniz. Çok rahat bir ürün. Boy büyük ürünlerdense tercihiniz böyle küçük ürünler kullanabilirsiniz. Çok güzel nemlendiriyor. Parlaklık sağlıyor ve çok güzel yumuşatıyor. Benim bir üründe aradığım diğer bir özellik ise saçı yumuşatması. Çünkü ben böyle çok kalıp kalıp saçları çok sevmiyorum açıkçası. Bana hem böyle birazcık daha doğal gelmiyor, hem de böyle sanki saçları daha çok yıpratıyormuş gibi geliyor. O yüzden saçları yumuşatan ürünler tercih ediyorum. Size de gönül rahatlığıyla öneririm. Koku olarak çok güzel, nemlendirme ve yumuşatıcı olarak çok güzel. Hem saçları onarıcı etkisi olduğu için de saçlarınız kırılmaya ve yıpranmaya doğru gidiyorsa bu ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi son olarak tek bir tane düzleştirici etkili olan ürünüm kaldı. Bu da Urban Care'in bir diğer ürünü. Bu arada tüm linkleri bulup aşağıya koyacağım. Oradan da tekrardan bakabilirsiniz. Ben eğer bu ürünleri kullanmayacaksam, bakım yağı yapmayacaksam ve böyle acilen dışarı çıkma durumlarım oluyor bazen, hemen duştan sonra bunu ıslak ve nemli saçlarıma uyguluyorum. Böyle çok hafif kurutup hemen dışarı çıkabiliyorum. Çok güzel düzlük sağlıyor. Çok güzel yumuşaklık ve parlaklık sağlıyor gerçekten. Bu da zaten böyle köpük bir ürün. Çok güzel kokuları. Ben elimdeki tüm ürünleri sürüyorum ama şu an yapacak bir şey yok. Hani başka bir yere sürmek istemedim. Kokuları harika gerçekten. Bu ürünü de düzleştirme etkili olarak kullanıyorum ama tabii ki bunun işlevi bundan daha iyi. Ama yine de ikisini de öneririm. Çünkü bu daha düzleştirme etkili, bu daha onarım bakım etkili. Ben bunu ikisini de gönül rahatlığıyla öneriyorum size. Şimdi düzleştirme etkili ürünlerimiz bittiğine göre ben artık saçların kıvırcıklaşmış hallerinden bahsetmek isterim. Ben artık saçlarımı nasıl kıvırcık hale getiriyorum, dalgalı hale getiriyorum, ısı kullanmadan bunları nasıl başarıyorum? Onlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Elidor'un bu belirgin bukleler ürününden bahsetmek istiyorum. Doğal hacimli belirgin bukleler 7/24 etkili bakım kremi diyor. Ben bu ürünü şu şekilde kullanıyorum. Ya duştan çıktıktan sonra saçlarım biraz nemini aldıktan sonra çok az bir ürün alarak saçlarımı alttan yukarıya doğru böyle birazcık bukle yapacak şekilde şekil veriyorum. Hiç kurutma ihtiyacına girmiyorum. Çünkü o zaten bu saç kreminden dolayı çok güzel, çok doğal ama hafif dalgalar veriyor ve çok çok hoşuma gidiyor. Sanki böyle denizden çıkmışsınız da saçlarınız kendi halinde kurumuş gibi doğal bir bukleler oluyor. Benim saçım biraz daha düzey yatkın olduğu için böyle devasa bukleler olmuyor. Ama saçları biraz daha dalgalı olan kişilerin daha çok kıvırcık etkisi yaratacağını düşünüyorum. Kullanan arkadaşlarım var. Ben de zaten arkadaş tavsiyesi üzerine almıştım. Ama çok çok memnunum. Kokusu, kalıcılığı çok çok iyi. Nemlendirme özelliği çok çok iyi ve gerçekten bukle olarak çok çok güzel bir etki yaratıyor. Dilerseniz bunu kuru şekilde de kullanabilirsiniz. Hani saçlarınız o an düzken veya şu anda da kullanabilirsiniz. Dalgalı saçlara sahipseniz çok daha dalgalı, çok daha gür saçları elde edebilirsiniz. Şimdi size deniz tuzu spreyinden bahsetmek istiyorum. Bu açıkçası bana başka bir yerden geldi. Asla ve katiyen okuyamıyorum. O yüzden size yakınlaştırdım ki belki hani bulursanız internetten. Çünkü ben Türkiye'de bulamadım bu arada. Olur da herhangi bir yere giderseniz ya da alabilecek bir durumunuz varsa alırsınız diye göstermek istiyorum. Ama bunu alternatif olarak da zaten çok deniz tuzu spreyi var. Ben sadece kendi kullandığımı gösteriyorum. Sizler de buna alternatif olabilecek ürünlere bakabilirsiniz. Ben bu ürünü nasıl kullanıyorum? Ben bunu duştan çıktıktan sonra kullanıyorum. Kokusu bunun da güzel. Benim koku takıntım olduğu için kullandığım tüm ürünlerin çok güzel kokmasını istiyorum. O yüzden beni hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek ama çok tatlı bir kokusu var bunun da.
Deniz tuzu spreyi kullanırken şunlara dikkat etmelisiniz. Bir kere saçları kırıyor ve o dediğim kalıp görüntüsü var ya, birazcık onu yaratıyor. O yüzden ben bunu kullanmadan önce bukle yapmak istiyorum çünkü bu ürünle. Bu ürünü tekrardan kullanıyorum. Önce bunu saçıma sürüp daha sonra bununla da saçıma fıs fıs sıkıp gösterelim. Uygulamalı olarak da gösterelim. Bu şekilde sıkıp saçlarıma böyle bukle havası vermeye çalışıyorum. Kokusu çok tatlı. Gerçekten böyle denizden çıkmışsınız gibi. Ve gerçekten bu kullandığım ürün başarılı bir ürün. Aslında bunu bulabilirseniz çok çok iyi olur sizin için. Yine o dediğim denizden çıkmış doğal dalgaları elde etmek için ben bunu çok kullanıyorum. Dışarı çıkacağım zaman özellikle hemen duşumu alıp saçım birazcık nemini aldıktan sonra bu iki ürünü kullanıp, çünkü güneşe de çıkacağım için ekstra, çok çok yıpratabilir bu tek başına. Tek bu değil, tüm deniz tuzu spreylerinin hepsinde var bu gerçekten. O yüzden buna dikkat etmenizi öneririm. Yoksa saçlarınız kırılır ve yıpranır. Bunu kullandıktan sonra, bu da hoş bir koku ve ikisinin karışımı da gerçekten güzel bir koku oluyor. Daha sonra bunu sıkıp daha belirgin bukleler elde etmesini sağlıyorum. Yazın gerçekten çok sık kullanıyorum. Çünkü çok sıcak, duş alıyorsun, saçı hemen yapmaya vakit yok, kurutmak istemiyorsun falan derken böyle bukleler için çok çok tercih ediyorum. Bir de size bir şey daha göstermek istiyorum. Aslında bu bakım kremi ya da onarıcı bir ürün değil. Bu benim kutuya koymuş olduğum papatya suyu. Evde papatyalarım vardı. Ben onları kaynattım ve böyle kutular haline getirdim. Yazın böyle saçlarımın bir iki ton hafif açılmasını istiyorum. Bu arada bu sene ilk defa deniyorum. Hafif böyle parlaklık verdi gibi. Bir kere denedim zaten. Hani çok korkuyorum da saçımı turunculaştırır diye. Böyle bir deneyimim varken size de söyledim. Ve siz de bunu kullanıyorsanız saçlarınızı nasıl yıpratmadan papatya suyu kullanabilirsiniz? Onlardan da bahsetmek istiyorum. Papatya suyunu sıkmadan önce ıslak saçlarıma genellikle denizde veya ben dışarı çıkacakken bunları yapıyorum. Denize gideceğim zaman, denizden çıktıktan sonra mutlaka Elsevi mucizevi yağını kullanıyorum. Önce bunu sıkıp saçlarımı bir güzel tarıyorum. Daha sonra papatya suyumu sıkıyorum ve güneşe o şekilde rahatça çıkabiliyorum. Saçlarımın bir tık açılmasını istediğim için ve papatya suyu gerçekten güneşte çok aşırı derece saçları yıprattığı için, bu arada devasa bir yıpratma işlevi var. Böyle bakım yağlarıyla genellikle bunları destekliyorum. Eğer papatya suyu kullanacak olursanız kesinlikle bir bakım yağıyla ya da dilerseniz bu bakım kremini de kullanabilirsiniz. Bu şekilde desteklemenizi öneririm. Ben dediğim gibi denizde de kullanıyorum veya dışarı çıkarken hani saçlarım ıslak bir şekilde çıkmak istiyorum ya. Önce bakım yağı kullandıktan sonra papatya suyunu sıkıyorum. Hem güneşte birazcık açılmasını sağlıyorum hem de bir nevi bakım sağlıyorum. Eminim ki yazın benim gibi papatya suyu kullananlar vardır. Ve ben saçların kırılmasını bu şekilde önlüyorum papatya suyundan dolayı. Size bunu kesinlikle tavsiye ederim. Yoksa bu kullandığınız tüm ürünler çöp olabilir sizin için. O yüzden papatya suyu kullanırken takviye olarak birkaç ürün daha kullanmanızı öneririm. Son bir ürünüm kaldı. Bu da Urban Care'in tekrardan onarıcı bakım bukleli saçlar için. Gerçekten yazın da bunu çok kullanıyorum. Ya aslında bir sürü ürün gösterdim. Hangi birini kullanıyorsunuz derseniz ben genel olarak hepsini kullanıyorum. Çünkü gerçekten hepsinin işlevi benim tüm her şeyimi karşılıyor. Bir gün onu kullanıyorum, bir gün bunu kullanıyorum. Saçımın ihtiyacına göre de kullanıyorum açıkçası. Yine duştan çıktıktan sonra saçlarınızın biraz nemini aldıktan sonra bu ürünü bu şekilde biraz uygulayalım hatta. Veya kuru saçlar için. Bayağı aldım bu arada. Böyle bu şekilde saçlarıma yediriyorum. Burada böyle beyaz olduğuna bakmayın. Bu ürün bu saçta yiyor bunu. Çok garip bir tabir oldu ama. Saçlarınızdan emiyor yani ürünü. Bakın mesela saçlarım şu an biraz daha tane tane durdu sanki. Ben mesela ördükten sonra da biraz daha bukleli görüntü istediğim zaman bu ürünü kullanıp aynı bu şekilde yediriyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu ürün. Ben çok severek kullanıyorum. Hem onarması hem de böyle bukle havası vermesi benim çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi dilerseniz duştan sonra veya duştan önce de kullanabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, saçınızı kuruttuktan sonra düz bir saça bunu yaparsanız çok etki edebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bence en mantıklısı ya hafif ıslakken bu şekli vermek ya da ördükten sonra bu şekli vermek. Bakın böyle çok tatlış bir görüntü oldu. Benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bu ürünlerin hepsini severek kullanıyorum. Şimdi size saçlarımı nasıl sağlıklı bir şekilde uzattığımın bir başka tiyosunu vereceğim. Ben genel olarak haftada bir çam terebentin yağını uyguluyorum saçlarıma. Saç uçlarınıza uygulamanıza gerek yok. Saç diplerinize uyguladığınız zaman saç dökülmelerini önlüyor. Hızlı bir şekilde uzamasını sağlıyor ve yeni saçlar çıkmasını sağlıyor. O yüzden benim bu ürün sayesinde aslında diğer tüm ürünlerden ziyade bu ürün saçlarımı uzatıyor ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlıyor. Çünkü bu yaz döneminde veya bakım yapmadığım zamanlar saçlarım çok çok dökülüyor benim. Hem banyoda dökülüyor hem tararken, ama ben bu ürünü kullandığımda gerçekten saçlarımın dökülme oranı o kadar azalıyor ki inanamazsınız. Duşta bir kere iki tel falan dökülüyor.
banyodan çıktıktan sonra hadi ıslak saça böyle çok hatır hatır bir şekilde taradığım zaman 10 tane saçım ya dökülüyor ya dökülmüyordur. Ama ben mesela bu ürünü kestiğim zaman gerçekten ve çok yıpranmış saçlarım olduğu zaman ya bir avuç kadar saçımın döküldüğünü biliyorum. Bence saçlarınız için ilk alabileceğiniz ürün bu olmalı. Ben kim önerdiysem asla memnuniyetsiz bir şekilde karşılık almadım. O yüzden ilk önerebileceğim ürün çam terebentin yağı. Hem düz saçlar için önerme yapmak istedim. Hem de kıvırcık saçlar, daha dalgalı saçlar için önerme yapmak istedim. Ben eminim ki tüm saçlara uygun ürünler bunlar. Yani herhangi biri de kullansa çok memnun olabileceği bir ürün skalasına sahip şu an. Şöyle ürünlerimi almak isterim. Toplam 12 tane ürün göstermişim. Gerçekten bu 12 tane ürünü gözüm kapalı size öneririm. Asla hiçbirinden orta bir memnuniyetim yok. Hepsinden %100 performans gördüm. Ve hepsinden %100 olarak memnunum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tavsiyelerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım herhangi bir ürünü alacak olursanız da çok çok memnun kalırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşça kalın.